sabahlayan, elinde taşıdığı hoparlörle sesimizi duyuran, caddelerde şarkılarımızı söyleyen, sosyal medyada mücadele eden, bana inanan, güvenen yürekli evlatlarımadır. Sevgili gençler, güzel evlatlarım, sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı mevkii değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir. Ortaya hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmuyor. Tamamen gerçek bir şey. Uydurma görüntü ve sahte belgelerle haysiyet cellatları 45 gündür üzerime saldırdı. Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira attılar. Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir. Meramımızı en yakınlarımıza bile anlatamadık. En yakın dostlardan gelen şüpheli bakışlar kadar yaralayıcı bir şey olamaz. Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir. Yüce Türk milleti bilsin ve emin olsun ki Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. Saraydan para aldı, çekilemez iftira. Reklam gelmiş, duracağım duracağım, korkmayın. Korkmayın, duracağım. Abone olun be ama kanka, gözünüzü seveyim ya. Abone ol, abone ol. Ha, merak etmeyin, merak etmeyin, bekliyorum reklamınızın bitmesini. Abone olun be oğlum, gözünüzü seveyim. Ben de ekmek mi kemireyim, ne yapayım, taş mı yiyeyim? 10 lira lan. 10 lirayken abone olun işte, sonra zamlanacak. Dantaroxi, eyvallah, 5 kişi abone hediye etti. Tamam mısınız? Devam. Ve emin olsun ki Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. Saraydan para aldı, çekilemez iftirasını atanlar bilsin ki beni satın alacak, parayı basacak matbaa 31 olmadı. Açıkladıklarımın dışında bir mal varlığım yoktu. Neyim varsa kuruşuna kadar her zaman... Rugu, eyvallah. 5 kişi abone hediye etmiş. Görüntülerin hepsi montajdı. Bunların montaj olduğu 31 saklandı. Bilmenizi isterim ki adaylıktan çekinmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralar değildir. Bana şeref yoksunlarının öne sürdüğü gibi başka sahte kasetler olduğu için de değildir. Ben bunlara boyun eğmem ama bunlar seçmeni etkilemiştir. Bu iftiraları atanlar maalesef amaçlarına ulaşmışlardır ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdi. FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardı. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştu. Ancak bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım. Harp sanatında ricat etmek, yani tekrar güç toplamak üzere geri çekilmek de vardı. Bu savaştan çekildiğimiz ve mağlubiyeti kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bu karanlık odaklarla bizim mücadelemiz ölene kadar devam edecektir. Bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceğiz. Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz ya istiklal ya ölüm diyenlerdeniz. Şimdi mücadelemizi memleketin son kalesi, Memleket Partisi'nin meclise girmesi için veriyoruz. Umudunuzu, inancınızı diri tutun. Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak. Hepinizin gözlerinden öpüyorum değerli evlatlarım. Muharrem İnce yayınladığı metnin hepsini tekrardan okumuş. Bir şey yapmamış, farklı bir şey söylememiş. Metnin aynısını okudu. Çok fazla hatası var. Çok fazla yanlış stratejisi var. Yine her zamanki gibi bu süreçte de maalesef duygularıyla hareket etti. Bazen hataların bedelini ödedi. Bazen de boş yere üstüne gidildi. Ama son bir aydır sadece boş yere üstüne gidiliyordu. Keşke masa teklif götürdüğünde ayrılıp masayla birlikte hareket etseydi. Siyasi olarak çok etkilendi. Gelecek siyasi hayatı için de çok etkilendi. Keşke hiçbir zaman CHP'den ayrılmasaydı. Keşke hep CHP'de bildiğimiz Muharrem İnce olarak kalsaydı. Mücadele etmeye devam etseydi.
bu YCP'li heriflere partiyi bırakmamak adına ne kadar umut olmasa da mücadeleden vazgeçmeseydi. Keşke seçim gecesi aman CHP'yi yakmayayım, aman CHP'nin başına bir şey gelmesin diye tutup ortalıktan kaybolmasaydı. Çıkıp o gün konuşsaydı, tüm gerçekleri anlatsaydı. CHP için kendi hayatını yakmasaydı. Her şey onun için daha güzel olurdu. Daha farklı bir akıma kapılırdı. Ancak kendisi 2018'den sonra milyonlarca gencin ümidini çalmış, milyonlarca genci yarı yolda bırakmış bir adam olarak anılmaya başladı. 2021 yılına kadar böyle devam ederken 2021 yılında konuşmaya başladı, parti kurdu, devam etti. Bazı insanlar ona inandı, bazıları inanmadı, bazıları düşman kesildi. 2022'nin sonlarına doğru tekrardan siyasi hareketi güçlendi, rüzgarı arkasına aldı. Şubat ayında yaşanan depremde en ikon siyasilerden biri oldu. Deprem bölgesini yıkanlarda vardı ve deprem bölgesini bize aktaran siyasetçi oldu. Devletin varlığını orada hissettirmeye çalıştı. Rüzgarı büyük ölçüde arttı. Ancak o süreçten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra oy böleceğini düşünen insanlar, bazıları haklı, bazıları haksız olarak Muharrem İnce'nin üzerine çok gitti. Çok gitti. Eşine laf söylendi, çocuklarına laf söylendi, hayatına laf söylendi. Fake kaset skandalları ortaya atıldı. Bunlar da Muharrem İnce'yi çok etkiledi. 2 hafta önce de söyledim, bugün de söylüyorum. Muharrem İnce'nin bugün de bize videoda bahsettiği gibi en yakın çevresinden de aldığı tepkiler Muharrem İnce'nin psikolojisini çok etkilemiş. Hataları var, yanlış tercihleri var, strateji hataları var. Duygularıyla hareket ettiği için kendisine eksi yazdırma olayları var ama yazık oldu. Bu saatten sonra ben Muharrem İnce'nin yine tekrardan rüzgar kapacak şekilde ilerleyebileceğini çok düşünmüyorum. Siyasi hayatının en büyük darbesini aldı. Umarım en yakın zamanda psikolojisini toparlar.